Herkese e, bugün yeni bir vlog başlatmak istedim. Şöyle ki aslında gün sonunun sonundayız. Saat şu an 4:45'e 20 var daha doğrusu e, ve hiç uyumadım daha ve yaklaşık şöyle bir saat sonra hazırlanmaya başlayacağım ve ondan sonra evime çıkacağım. Saat 6:45'te servisim var ve otogara gideceğim. E, Safranbolu'ya gidiyorum bugün. Annemlere bir sürpriz yapacağım. Yanamı bu şekilde tutmamın sebebi de sürekli olarak. 20'lik dişimi çektirdim ve yüzüm şu an bu şekilde. Gerçekten bu şekilde. Ve bu 20'lik yaş dişini çektireli... Bakayım bugün e, pazartesi, perşembe günü çektirdim. Ve ancak bu kadar oldu ki bu bir tık kapatılmış hali maalesef ki. Şimdi e, burayı kapatarak devam etmek istiyorum. Açıkçası şöyle bu saate kadar aşırı derecede iyi idare ettim. Zaten hiç uykum yok. Ama dedim ki e video çekeyim dedim. Böyle bir şeyler yapayım dedim. Hem annemlere de sürpriz yapacağım. Böyle bir değişik bir şey olsun dedim. Hem de ne bileyim sıkıldım artık böyle. Hem konuşmuş olurum bir şeyler yapmış olurum diye video çekmek istedim. Şimdi ne yapıyorum? E video açtım YouTube'dan Birkaç tane böyle videoyu izliyorum. Birazdan muhtemelen bir şu son çantam falan hazırlayacağım. Ajandamı falan koydum. Hatta size ajandamı göstermek istiyorum. Birazdan getiririm onu da. Kitaplar konusunda kararsın. Daha doğrusu yarım bıraktığım ve defalarca okumaya çalıştığım böyle hani bitiremediğim bir türlü Ağaçtaki Kız kitabı vardı. Umarım böyle çok çirkin görmüyorsunuzdur. Ağaçtaki Kız vardı. O kitabı da çok severek okuyordum ama bir türlü bir türlü başlayıp bitiremedim. Daha doğrusu araya kitap kulübünün kitabı girdi. O yüzden bitiremedim. 100 sayfam falan kaldı. Onu yanıma aldım. Yanına da Lanetli Çocuk diye bir tane klasiklerden bir kitap aldım. Ama onu mu alsam yoksa felaket Zedeler evi var. Onu mu alsam emin değilim. Bu şekilde konuşmak da bir tık şey oluyor ama. Öyle o yüzden birazdan onları seçeceğim. Bir düşüneceğim falan. Ee, kıyafetlerimi falan hazırladım zaten. Sizlere de gösteririm. O şekilde. Birazdan hazırlanacağız sizinle beraber. Ee, bu arada bu 20'lik yaş dışından biraz bahsetmek istiyorum. Ben ilk defa Aralık ayında aldırdım. Sağ taraftaki iki tanesini aldırdım. Şu an çok kötü görünüyor biliyorum ama birazcık idare edin. Ee, sağ taraftakileri aldırmıştım. Normalde geçen sene alınması gerekiyordu. Ama ben korktuğum için e, gitmedim bir türlü. Çünkü benim alttakiler e, gömülüydü ve hani sinirlere yakın olduğu için de bir böyle hissizlik kaybı olma ihtimali vardı dudaklarda. Ben de bu yüzden korkuyordum. En sonunda dişim çıkıp da iyice böyle dişlerimi sıkıştırınca bu tarafı çektirdim. Ama ben bu tarafı çektirdiğimde çok ağrı çektim. Bir hafta zaten ne dışarı çıkabildim de bir şey yapabildim. Yine böyleydi. Bu kadar mor değildi sadece. Mor değildi şişti. Ve dikişler falan inanılmaz canımı acıtmıştı. Dikişleri çıkartırırken de çok canım acımıştı. O yüzden de Baya sorunlu bir süreç geçirmiştim maalesef ki ve hiç yemek yiyemedim böyle hani günlerce böyle ağlaya ağlaya böyle A, canım acıyor diye geziyordum. Sürekli böyle durmadan 2-3 tane e, ağır kesici falan içiyordum böyle. Sonra Aralık'ta onu çektirdim. Ee, bana dedi ki ocakta gel dişini çekelim. Sol taraftakilerin de çekilmesi gerekiyor. Ben de ocakta gitmek istemedim. Biraz biraz böyle geciktireyim Nisan'da giderim Mayıs'ta giderim falan diye düşünürken. Benim bu öndeki dişlerimi çok sıkıştırdı ve yamutmaya başladı. Ben de bir an önce çektireyim bari dedim. Hemen aradım randevumu aldım. Ondan sonra perşembe günü ayın 21'inde 21 Mart'ta gittim. Bu sol taraftaki iki tane deydi, çektirdim. Ee, geçen sefer ben kortizon kullanmamıştım. Bu sefer kortizon kullandım. O yüzden baya ağrısız geçti. İlk gün baya ağladım acıdan ama çok zor çekildi. Çünkü alttaki dişimin çekilmesi bir saati buldu. Diğeri yine kolaydı ama alttaki baya bir saatte oldu ve en son canım acıyordu. sizi falan yetmedi, ikinciyi yaptı tekrar böyle. Çok kötüydü. O yüzden de böyle 3 gündür falan evden çıkmıyorum aynen. Perşembe oldu. Perşembe direkt eve geldim. Cuma hiçbir yere çıkmadım. Cumartesi hiçbir yere çıkmadım. Bugün ya yani pazar da çıkmadım. Pazar bir tek şeye çıktım. En son akşam kolyemi almam gerekiyordu. Eve gideceğim için, safranbolu'ya döneceğim için daha doğrusu. O yüzden bir anca çıktım. Onun da da çıkmayacaktım normalde ki bu suratla da normalde çıkmam. Video çekiyorum ama çıkmam yani. O yüzden öyle bir süreç geçirdim. Çok ağrılı olmadı bu sefer ama. Kortizon kullandım işte. Bugün bitti yani pazar günü akşamı içtim bitti. Antibiyotime devam ediyorum sadece. Dikişleri de eriyen dikiş attı bu sefer. O yüzden dikiş çektirme gibi bir sıkıntım da olmayacak. Sadece döndükten bir süre sonra bir kontrole gideceğim tekrar nasıl olduğu ile ilgili. Eee... Sürecim bu şekilde geçti ama bu sefer evet bir tık daha iyiydi ama yanak şişliği çok fazla oldu ve şuradaki morartı çok oldu. Ki bu daha böyle hani şişi indikçe morartı artıyor. Bugün böyle bir şişlikte maalesef en azından şöyle kapatınca görünmüyor. Geçen sefer kapatınca burada oluyordu hani bir iki gün önce. Birazcık maalesef kötü bir süreç geçirdim. Yanağım çok acıdığı için böyle ne üstüne yatabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Kafayı şuraya koyup bu yanağı dışarıda bırakıp yatıyorum falan böyle. Bir tık sorunlu. 3-4 gündür neredeyse hiç doğru düzgün yemek yiyemiyorum. Bugün bir yiyebildim birkaç bir şey böyle. Bebe bisküvisiyle beslendim 4 gün boyunca. Belki herkesin bu kadar geçmiyordur ama benim maalesef bir tık sıkıntılı oldu. Öyle şimdi de e, annemlerin yanına gideceğim. Annemlere sürpriz yapacağım. Beni şu an teknik gezide sanıyorlar. Yola çıktım sanıyorlar hatta herhalde. E, o yalanlar bayağı karışık. Normalde teknik geze gidecektim ama cumartesi çıkılacak yola. Ben dediydim bunu unutmuşlar. Pazar günü geldi çıkacağım falan filan dedim. Yani beklemiyorlar beni. Evin anahtarını yanıma almıştım ben zaten. O yüzden bayağı böyle direkt eve gidip kapıyı açıp bir sürpriz yapmayı planlıyorum. Bu arada ben e, otobüste gidebiliyorum Safranbolu'ya çünkü başka bir ulaşım aracı olmadığı için e, yanıma biri gelmezse diye iki kişilik koltuktan alıp böyle yanım boş kalır rahat rahat uyurum düşüncesiyle gelmiştim düşünmüştüm almıştım maalesef ki öyle olmadı baktım az önce yanımdaki koltukta dolmuş bakalım altı çeyrek geç, altı çeyrek geçe falan çıkmam gerekiyor evden Öyle. Başka bir şey yapmayacağım şu anlık. Yapabileceğim tüm özetler bu şekildeydi. Vlog çekmeye yavaş yavaş alışıyorum. Konuşmayı seviyorum bu şekilde. Bugün ekstrem bir şekilde bir de bu yüzle mülakat yaptım. Staj mülakatına girdim bu şekilde. Allah'tan video mülakatta ama hani şu görünüyordu. Bunu yani. O yüzden de dedim ki hani staj başvurusunda bulundum. Böyle video mülakata girdim. Bu tiple İngilizce konuşup soruları cevapladım. Dedim ki niye video çekmeyeyim? Ve bu şekilde bir şey yapmaya başladım. Öyle şimdi YouTube'dan birkaç tane böyle izlemediğim video kalmıştı. Bayağıdır izlemiyorum. Havai Meteor Madre bitireceğim diye YouTube'a hiçbir şekilde bakmadım. O yüzden öyle YouTube'da takılıyorum. Böyle izlemediğim, bıraktığım, ertelediğim filmleri izliyorum. Yanıma kahve koydum. Yolda uykum gelirse içeyim diye. Zaten çantam birazdan sizinle de hazırlarız. E, ee, valizim boş. Oradan getireceğim birkaç yazlık şeyim vardı. Yazlık elbiselerimi falan hepsini almamıştım. O konuda rahatım ama bilgisayar çantam bir tık büyük. Tüm böyle tripodumu falan da oraya koydum. Bu arada tripodum çantalı e, çantada olduğu için şu an sizi böyle koltuğun üstüne falan koydum da duruyor. O yüzden buradan böyle bir şeyler çıkıyor. Öyle. İsterseniz e, hazırlanmaya başlayalım. Biraz takılalım. Ondan sonra çantamdakileri gösteririm. Hazırlanırız ve çıkarız. Böyle takı falan taktım. En azından şu yanağımın şeyini geçirsin diye. Böyle birazcık süsleneyim dedim. Aslında şurayı kapatmak istiyorum ama fondöten sürünce de çok böyle pul pul dökülüyor. O yüzden kapatsam mı kapatmasam mı bilemedim. Ama genel olarak hazırlamı tamamladım. Tüm şeylerim tamam. İçime böyle kısa kolu bir triko girdim. Üstüne de bunu giydim. Altımda da böyle yüksek bel bir pantolon var. Ayağımı da spor ayakkabı giyerim muhtemelen. Bunun üstüne... Bakayım ince montumu giyerim. Rahat oluyor çünkü katlayıp böyle kenara atması da kolay oluyor otobüste. Öyle şimdilik hazır gibiyim ama bir yarım saat 40 dakikam var yine çıkmak için de son böyle evi toparlamam gerekiyor. O zaman gelin ev toparlayalım. Şu an saat 6'ya 5 var ve o kadar zor direniyorum ki uyumamak için. 1 saat 20 dakika sonra umarım ki otobüste olabileceğim. Ve o zaman uyumayı planlıyorum. Hmm. Çünkü aşırı uykum var. Çok 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 kötüyüm. Şu an ışığı bile ayarlayamamış olabilirim ama böyle hani yastığa bile kafamı koyamadım. Yaslanamadım bile. Bu şekilde duruyorum. Böyle gözüm kayıyor artık. Bir 10-15 dakika sonra falan çıkmayı düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Her şeyi de ayarladım. Üstümde hazırlandım. Giyindim ben daha uzun sürede hazırlanacağımı düşünürken videoda çekiyorum diye 10 dakika içinde hazırlandım ve bittim. Her yer zaten toplamışım. O yüzden toplanacak bir yerde bulamadım. Şu an böyle oturdum. Burada da bilgisayarım. Ne diye Ama bir an önce böyle gidip otobüse yayılıp yola çıkmam lazım ki uyuyabileyim. Çünkü gerçekten çok yorgunum ve şey annemleri bayağıdır görmedim. Ben en son Şubat'ta geldim. 2 aydır görmedim. O yüzden böyle onlarla da vakit geçirmek istiyorum. Ve eve dinç gitmek istiyorum. O yüzden yolda uyumam lazım. Umarım ki uyuyabilirim. Öyle. O zaman evden çıkarken görüşürüz. Sonunda evden çıkıyoruz. <laughs> bayağı yüklendim. Böyle sırt çantam da var ve şu valizim var. Şimdi evden çıkıyoruz. Bir 5-10 dakika erken çıkıyorum ama orada bayağı bekleyeceğim sanırım. 45'te çünkü kalkıyor ama bir 15 dakika önce varmak gerekiyor. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Valizi falan da indireceğim için bir erken çıkayım dedim ama tam aslında 2 dakika erken çıkıyorum. Şu an oyalandım bir tık daha. O zaman evden çıkalım tekrar selam herkese. Ee, en son evden çıkarken bırakmıştım. Şimdi safam oldu. Gördüğünüz üzere ertesi gün oldu. Dün çok böyle yorgun olduğumdan ve annemlerle vakit geçirdiğimden hiç açıp konuşamadım. Bir de e, tabii ki de otobüse bindikten sonra bayılıp uyumuşum direkt. O yüzden orada da hiç şey yapamadım. Bugün şimdi e, Daisy'yi veterinere götüreceğiz. Annemler şu an sanırım onu yakalamaya çalışıyor. Sesleri geliyor mu bilmiyorum ama ondan sonra biraz alışveriş gideceğiz. Bakalım çekebilirsem çekeceğim. Dün hiç uyumadığım için çok uykusuzdum. Bugün bayağı uyudum. Bir 8-9 saat uyudum. Kendime geldim. Ee, hava güzel ama böyle bir tık soğuk burada. O yüzden birazcık daha kalın giyinmem gerekebilir sanırım. Şu an fark etmiyorum. onu. Yanağımın şişi bir tık daha indi. Hatta bayağı indi. Hafif böyle kilo almışım gibi duruyor yüzümün bu tarafı. O yanından mutluyum. Biraz daha inerse çok daha rahat olacak. Öyle. Ee, videoyu dışarıda devam ettirir miyim ya da gelince bitirir miyim bilmiyorum. Ama daha sonra görüşmek üzere. Şurada da valizlerim var ama üstüme böyle bir şey giydim. Altıma da pantolonumu giydim. Ve çıkmaya hazırım. Yanımı bu tarafını kapatırsam sanırım daha iyi olacak. Tekrardan merhaba. Şu anda eve geldim. Saat 5.30-6 civarı falan. Sabah ben en son videoyu çektiğimde sanırım 10 falandı. Baya yoruldum. Birazcık bir şeyler aldık annemle beraber. Gezdik falan böyle yürüdük. Geldim. Yanağımın şişi bir tık daha iyi. Ama dikişlerim şu an acıtıyor. Maalesef tam ayırmadı hala. Ve açlıktan ölüyorum şu anda. Videoyu bitirip yemeğe geçeceğim. O zaman bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.